Selam, ben Davut'tan. Dostlar, bizler savunmuş olduğumuz dünya görüşümüzden çıkmak istemeyiz. Bizi o dünya görüşümüzden çıkarmak isteyen kişilere karşı, harici şeylere karşı, müdahalelere karşı mukavemet sergileriz. Bu çok insani bir şey, anlaşılabilir bir şey. Ama bunun yanında hepimiz herhangi bir dünya görüşü dünya görüşünü savunan bizlerin şeyi dışarıdan yapılan müdahalelere karşı göstermiş olduğumuz refleks aynı derecede değildir. Kimimiz bir noktadan sonra bayrakları artık yarıya indiririz. Kimimiz tamamen bayrak bayrak bırakmayız, yakar atarız. Kimimiz yahu benim artık bu dünya görüşüyle, işte bu dinle, bu izimle işim olmaz, bu ideolojiyle işim olmaz diyerek reddedebiliriz. Bugüne kadar bağırdığımız, çağırdığımız, savaş ilan ettiğimiz cepheye karşı o cephenin artık bir ferdi, askeri haline gelebiliriz gibi gibi. İnsani bir şey tabii bunlar. Yani bugün düşman kesildiğimiz bir dünya görüşü, bugün savunduğumuz bir dünya görüşü haline gelebilir. Bunlar da insanidir, anlaşılabilir. Bunlara da cevapları verebiliriz. Yani birçoğumuz ya sen aptal mısın, sen nasıl nankörsün, sen hainsin falan filan diyebiliriz ama ben oralarda değilim. Yani Hatice'ye değil, neticeye bakıyoruz dostlar. Yani ben insanların fikrinin değişebileceğini, bu değişimde de birçok etkenin var olduğunu söylüyorum. Ben söylediğim için de bunu siz öğrenmiş olmuyorsunuz, sizler de biliyorsunuz. Kaldı ki birçok bizim başımızdan geçen şeyler, muhtemelen şu an beni izleyen sizler dahi muhtemelen bir şekilde, illa ki bu din olması gerekmiyor, bir ideoloji olması gerekmiyor. Tuttuğunuz takımla alakalı dahi bir mesele olabilir, basit bir dünya işi de olabilir. Olabiliyor dostlar, bugün sevdiğiniz bir yemek yarın sevmediğiniz yemek haline gelebiliyor. Bugün tuttuğunuz takım yarın tutmadığınız bir takım haline gelebiliyor. Sevdiğiniz renk yarın sevmediğiniz bir renk haline gelebiliyor gibi gibi. Bugün çok dürüst telakki ettiğiniz insanlar, arkadaş gördüğünüz insanlar yarın görmek bile istemediğiniz, adını bile duymak istemediğiniz kişiler haline gelebiliyor. Gibi gibi örnekleri artırabiliriz. Bütün bunlar insanidir, doğaldır, anlaşılabilir, cevaplanabilir şeylerdir dostlar. Şimdi dostlar, birçoğumuz şunu merak ediyordur, dindar olsun ya da olmasın, bazen eleştiriyoruzdur da. Ya kardeşim sen nasıl bağnaz bir insansın? Sana yıllardır bu savunmuş olduğun ideolojinin, bu ideoloji din de olabilir, din dışı herhangi bir izim de olabilir dostlar, takılmayın oraya. Sana anlattığımız halde hala sen onu savunuyorsun, sen nasıl bir insansın diyebiliyoruz. Ama karşı tarafın da eleştirmiş olduğumuz insanın da tabii bir çift laf olacaktır. Bir çift değil, 15 bin çift laf olacaktır, oluyordur, savunuyordur. Hani saçma şeylere savunuyordur, o ayrı bir şey. Oralara girmiyoruz, biz neticeye bakıyoruz, Hatice'ye değil. Hal böyle olunca da o insanları bir türlü o izimden, o dinden, o ideolojiden çıkartamayabiliyoruz dostlar. Birçoğu da bir bakıyorsun çok basit bir sebepten ötürü ya da size göre basit olan bir sebepten ötürü çıkmış, tamamen bırakmış o işleri. Hatta düşman kesilmiş. Dün savunuculuğunu yaptı. Hatta ben bu dava için ölürüm. Gerekirsem ağır olacak ama öldürürüm, can yakarım. Ailemi bile feda ederim, malımı mülkümü feda ederim, hatta ölüme bile yürürüm diyen insanlar bugün bir bakıyorsun aradan işte birkaç yıl geçmiş, türlü türlü olaylar yaşamış. O olaylara istinaden artık o sistemi savunmuyor, hatta düşman kesilmiş. Hatta yıllarca o sistemi savunduğu için kendisini kınıyor. Yahu ben aptalmışım, basiretsiz bir kişiymişim, görmemişim. Gerçekten bana çok söylemiştiniz arkadaşlar, dostlar, kardeşler. Ama ben gerçekten o kadar aptal ve ahmak bir kişiymişim ki gerçekten sizi dinlememişim diyebiliyorum. Tabii döndüğü için o haklıdır, haksızdır demiyorum dostlar. Benim anlatmaya çalıştığım insanın fikir değiştirmesi dostlar. Yoksa belki o savunmuş olduğu ilke, izim çok daha insani bir şeydir. Çok daha doğru olan bir şeydir. Ben oralarda değilim. Şimdi gelelim asıl konumuza bu girizgahtan sonra. Aslında benzer şeyler söyleyeceğim de birkaç örnek vereceğim dostlar. Kendimden de örnekler vermeyi düşünüyorum. Uzatmadan inşallah. Hani birçoğumuz Müslümanlarda da var. Müslüman olmayan insanlarda da şu şeyleri, eleştirileri duyabiliyoruz. Nedir o Davut Bey?
Ya kardeşim, bu dindarlara bu kadar şey anlatılmış halde, dinin tarihinde bunlar olduğu halde adam hala daha bu dini savunuyor. İşte Müslümanlıktan çıkmıyor. Ben bunu anlayamıyorum falan. Şimdi dostlar, öncelikle girizgah kısmında da söylemiştim ya, ya birçok insan gerçekten o savunmuş olduğu, taraftarlığını yapmış olduğu dünya görüşü için ölüme yürür. Sen ne anlatırsan anlat, o insan için hakikattır, doğru olandır, uyulması gereken bir yoldur ve o yol üzere de gider ve gerçekten ölene kadar da onu savunur. Haklı veya haksız, oralarda değiliz, savunur. Bu insani bir şeydir. Sen istediğin kadar o insanı muannit olarak gör, yani inatçı gör. O insana sen, yani biraz ağır olacak ama aptal de, akılsız de, ne bileyim ahmak de, cahil de, ne dersen de. Hani bunun birçoğunun boş bir laf olduğunu biliyorsun. Çünkü o senin eleştirdiğin o dünya görüşünü savunan birçok prestijli üniversitelerde kürsüsü olan hocalar var. Değil mi? Son derece akıllı insanlar, senden 100 kat daha bilgili insanlar, senin vizyonundan 10 kat daha vizyonu geniş olan insanlar. Ama o davayı savunabiliyor. Senin saçma dediğin şeylere inanabiliyor, savunabiliyor ve o senin saçma dediğin ilkelerin savunucusu olarak da o davanın müdavimliğini yapabiliyor. Ölene kadar da o davanın dışına çıkmıyor. Yani Müslüman olmaya devam ediyor. Şimdi dostlar, dini terk etmeyen, yani Müslümanlığı terk etmeyen insanları tek bir çatı altında toplamak mümkün değildir. Bunların da birçok sınıfları var. Ben birkaç sınıftan bahsetmek istiyorum. Sizler de bunun farkına varmışsınızdır diye düşünüyorum. Nedir o? Mesela bir kısım Müslüman. Bu sadece Müslümanlar için geçerli değil dostlar. Yani Hristiyan ve diğer din mensubu insanlarda da aynı şey geçerlidir ama konumuz Müslümanlık olduğu için Müslümanlar üzerinden örnek vereceğim. Mesela bir kısım Müslümana sen istediğin kadar dinin eleştirisini yap. Hatta İslami kaynaklardan örnekler ver. Hatta günümüz Müslümanlarından örnekler ver. Adam sana şunu diyecektir. Evet, doğru söylüyorsun. Ben sana yalan söylüyorsun demiyorum. Evet, benim dinimde cihat var. Gerekirse öldürmek var. İşte kölelik var, cariyelik var. Gerekirse seninle savaşı, senin karını yatağıma alırım falan bile diyebiliyor. Yani böyle uç noktalarda ve genelde de şiddet meyilli söylemlerle içinde bulunduğu o durumu sana kelimelere dökerek seni rahatsız edebiliyor. Ama o davasının da hak olduğunu ve o dava için gerekirse öleceğini ve gerekirse öldüreceğini söyleyebiliyor ve o davanın dışına çıkmıyor. Yani Müslümanlığa devam ediyor. Sen istediğin kadar dinin sertliğinden bahset. Hatta biraz abartarak bahset. Bir bakıyorsun adam alimlik derecesinde bilgi sahibi ama kesinlikle ve kesinlikle o dinden çıkmıyor. Evet, olabilir diyor. Rabbim bunu istiyor. Yani sen Rab'dan daha mı iyi bilirsin falan diyerek dini terk etmiyor. Bu insanları bu tarz söylemlerle dinden soğutamazsın. Başka bir travma yaşar, fikir dünyası değişir falan filan. Orası ayrı bir şey tabii. Bu sınıf insanlar var dostlar. Allah'tan sayılar az, gerçekten az. Yani ben köklerinin kurumasını isterim bu tarz şiddet meclisi insanların. Dinler olsun ya da olmasın. Kökleri kurur inşallah. Diğer bir sınıf dostlar, bunlar da tamamen hikmetçiler diyorum ben bunlara. Ya bunları ne anlatırsan anlat, ne söylersen söyle. Ya var bunda bir hikmet. Ya işte peygamber küçük kızla evlenmiş. Var bunda bir hikmet. Ya bak savaş olmuş. Var bunda bir hikmet. Ya işte bak insanın doğasına aykırı gelen şeyler var dinde. Var bunda bir hikmet. Diyerek gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. İyi niyetle ve tamamen hikmete binaen olduğu kanaatinde vararak ve Allah'ın reklamını yaparak, direkt Allah'ın reklamını yaparak ve Allah'ın da her şeyi en iyi bildiğine inandığı için Allah'tan da daha iyi ve doğruyu bilemeyeceğimiz kanaatinde oldukları için, yani kısaca hikmet üst başlığıyla dine bakarlar ve dinin dışına çıkmazlar. Sen istediğin kadar dinin sertliğinden bahset, dindeki mantık dışı şeylerden bahset, seni sıkıntıya sokan unsurlardan bahset, dinin sana çok zor gelen ibadetlerinden bahset falan filan. İstediğin neyden bahsedersen bahset dostlar. Kesinlikle ve kesinlikle o sınıftaki insanları da dinden soğutamazsın. Soğumazlar, soğumuyorlar. Ama söylediğim gibi yine tabii istisnalar müstesnadır. Bir şekilde ne bileyim bir kırılma yaşamıştır, bir şeyler olmuştur, soğuyabilir. Ama genelde bu tarz insanlar da dinden soğumazlar. Diğer bir sınıf dostlar, benim de içinde bulunduğum sınıf. Bunlar da
Gene de filozofça bakış açısıdır dostlar. Buradan kendim de filozof olduğunu söylemek için söylemiyorum. Daha akademik bakıyorum ben meseleye. Burada insanları aşağılamak için de söylemiyorum. Bunu da ifade edeyim. Bilgi odaklıdır bu insanların bakış açısı. Biliyorlar, çok şeyi biliyorlar. Hatta birçok insandan çok daha fazlasını biliyorlar. Detaylara kadar biliyorlar. En ince ayrıntıya kadar biliyorlar. İlk dönem kaynaklarına vakıflar ki gerçekten vakıfız. Tarafımızdan tarafınıza birçok nakilde bulunuluyor. Bunu biliyorsunuz dostlar. Ve bu insanlar çok daha rahatsız edici şeyleri biliyorlar. Birçoğunu paylaşmıyorlar bile insanları dine soğutmamak için. Ve bu kadar bilgiye sahip olmalarına rağmen dinin bu kadar mantık dışı hükümlerinin varlığını iddia ettikleri halde yine de dinin dışına çıkmıyorlar. Yani dinin mantıkla bağdaşmayan o kadar çok meseleleri var. Dinin insan ruhuna uymayan, insan bedenine uymayan, insan fikir dünyasına uymayan birçok hükmü barındırdığı halde, bunu bildikleri halde dinin dışına çıkmıyorlar. Çünkü Rab Teala'nın böyle bir dini insanlara dayatabileceğine dair bir mümkünlüğe inanıyorlar. Bu mümkünlük de bu insanların bu dindeki müdavimliğine sebep teşkil ediyor dostlar. Hal böyle olunca da bu tarz insanlara ki ben de onlardanım, dinden soğutamazsın. Hatta dostlar, hatta çok daha alasını bu din o insanlara sunmuş olsa dahi, istemiş olsa dahi, yani çok daha saçma sapan, aklınıza gelecek en saçma şeyler neyse, belki biraz abarttım ama, diyelim ki din deseydi ki ya bütün erkekleri her yıl develerle sevişecek demiş olsaydı, ne bileyim işte bütün insanlar her hafta annesinin babasının dışkısını yiyecek deseydi, aklınıza diyorum ya şu an bu saçmalıklar geldi. Bunun gibi ne kadar saçma şey varsa bunların dahi din tarafından istenildiğini eğer söyleseydi kitaplarda olsaydı bu İslam dini adına, vallahi billahi ve tallahi şahsım adına konuşuyorum ki diğer filozofların da, benim gibi düşünen filozofların da, alimlerin de aynı kanatta olduğunu biliyorum dostlar, o yüzden de rahat konuşuyorum, biliyorum çünkü bu lafları ben o alimlerin eserlerinden aldım, yoksa tarafından şey yapılan, uydurulan şeyler de değil aslında. Çok daha ağır şeyler var o kitaplarda. Bu kadar ağır şeyler olsa dahi yine de biz bu dinin müdavimliğini yapacağız. Bu dinin dışına çıkmayacağız, yani mürted olmayacağız. Yani hiçbir şey bizi dinden soğutamaz. Bu gibi şeyler bizi dinden soğutmaz. Yani birilerine kalkıp da sen biliyor musun peygamber küçük kızla evlendi, sen biliyor musun peygamber şunu yaptı falan filan. Yani birçoğunun biz iftira olduğunu da biliyoruz da, diyorum ya çok daha alası olmuş olsa dahi bu bizi dinden soğutmuyor. Bak dinin içerisinde bizi çok rahatsız eden şeyler olduğunu biliyoruz. Soğutmuyor derken evet, biz bir dinde dinin zaten mevcutluğu bile mantıka mugayir bir durum. Bunu biliyoruz, alasını biliyoruz, gerçekten biliyoruz. Ama bu bizi dinin dışına atmıyor. Yani biz kulluk kartımızı elimize alarak Allah'ın suratını haşa ve kella fırlatmıyoruz. Benim, işte bizim, seninle işin olmaz, artık hukukumuzu bozduk, ver mektubu, al mektupları gibi bir edepsizlik yapmıyoruz. Bunu demeye getiriyorum. Yani bizim gibi insanların, benim gibi insanların dinden soğuması için bunlar kesinlikle ve kesinlikle hiçbir etkisi olmayan nötr elemandır, etkisiz elemandır dostlar. Kesinlikle hiçbir etkisi yok dostlar. Zırnık etkisi yok. Hani çok daha ulvi sıkıntılarımız var. Bunu biliyoruz. Bunları paylaşmayayım. Rahatsız etmek istemiyorum birçok dindar kardeşimizi. Bu yüzden de söylemiyoruz. Ama bunun dışında yok peygamber, işte diyen iki peygamber katliam yapmış olsun, İsterse çocukları katlettiğine dair çok ciddi siyer kaynaklarında bilgiler olsun, bu yine benim o peygamberin peygamberliğine ne dair inkar etmemi gerektirecek bir eylem değildir. Evet, canavarcadır derim, çekilirim. Olmaması gereken şeydi derim, çekilirim. Ama yine de ben o dinin taraftarlığını yaparım, yapıyorum. Bunu demeye çalışıyorum. Bununla övünmüyorum dostlar, her zaman söylüyorum. Dinimin övünecek çok yanları var, övünülmeyecek yanları var. Bir dindar olarak, dindar olmayan insanlardan daha çok dinimi eleştiriyorum. Beni tanıyan arkadaşlar bilirler. Bununla övünmüyorum, övünmek için de söylemiyorum. Sadece bazı dindar olmayan arkadaşlarım, genelde böyle şeyin misyonerliğini yapıyor. Yani insanları dinsizleştirerek dünyayı cennet haline getireceğini zannediyor. Böyle bir zehaba kapılmışlığı var, boş bir davadır. Bunu birçok dinler olmayan arkadaşlar da bence uyarıyordur. Kardeşim buna boş davadır. Bu yüzden insanlar dinler yapsan da, dinsiz yapsan da dünya cennete dönmeyecek. Bunu biliyor olmalıyız diye düşünüyorum. Yani o arkadaşlarda şey vardı.
Ya kardeşim bak işte atıyorum İbn Sa'd'ın kitabından okuduk, sana İbn Kesir'den okuduk, İbn Hişam'dan okuduk, bilmem Belazuri'den okuduk. Vallahi nereden okuduysan okudun. Katı ki birçoğunu okumadınız zaten. Şuradan bunu alıntı yaptınız. Biz hepsini okuduk. Benim gibi adamlar ilk dönem kaynakları okuyor. Sizin aktardığınızın 100 katı, 1000 katına çok daha ağır şeylere sahibiz, bilgilere sahibiz. Az önce de söylediğim gibi yine de dinden soğumuyoruz. Yani bir kısımda şey vardır dostlar, dinden soğumayan insanları hani taksimatını yaptık ya, bir kısımda da bunlar tehlikelidir. Bunlar biraz nasıl söyleyeyim, yanık dönen insanlardır. Yani çok affedersiniz söylemek zorundayım. Kıçı başı ayrı oynayan insanlar deriz ya, benim de en çok eleştirdiğim bu Kur'an bize yeter söylemi içerisinde bulunurlar genelde ama sadece orada değillerdir. Yani başka sünnete değer veren, alimlere değer veren insanlar içerisinde de çıkıyor bu tipler. Bunlarda da şey vardır dostlar, kendisini rahatsız edecek bir nakil yaptığında dinin tarihine dair, bu peygamberden olabilir, sahabeden olabilir, önemli değil. Ne bileyim bunun gibi nakiller yaptığında ilk etapta ilk tepkisi onun mantığına uymadığı için der ki hayır dinde böyle bir şey yok, dinin tarihinde böyle bir şey yok, benim peygamberim böyle bir şey söylememiştir, dinin hükümlerinde böyle bir şey yok falan filan diyerek öyle abuk subuk söylemlerle reddeder. Reddederek de dinde sabit kalır. Yani bir kısımda da evet o gerçekten dinde varsa dinden çıkarım diyen insanları da biliyoruz. Yani bazı insanlar da gerçi şey vardı, zaman zaman söylüyoruz ya, dinden çıkmak için bahaneler uyduruyor. Gerçekten bahane arıyor. Ya ben bir bahane bulsam da şu dinden bir çıksam yahu diyen insanları da biliyoruz. İşte ilmine güvendiği, çevresinde birçok insana rast geldiğinde, dinden çıkan insana hemen dinden çıkabiliyor. Çünkü tek başına o kararı almaktan korkuyor. Bunun için de yanında birilerinin olmasını istiyor. İnsanidir, anlarım. Ama bu bana çok şey gelmiyor dostlar. Yakışıklı gelmiyor, onu da söyleyeyim. Ama insanidir, bunu anlarım. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi de bu kadar dostlar. Böyle bir paylaşım yapmak istedim. Demek ki sağdan soldan bazı şeylerden etkilenmiş olmalıyım ki sizlerle de bunu konuşmak istedim sizlere karşı. Sesli düşündüm aslında. Yani birçok insanın savunmuş olduğu dünya görüşünden işte ayrılmamasının çok sebepleri vardı olsa, bu sadece Müslümanlar için geçerli değil, dindar olmayan insanlar için de aynı şeyler söz konusu. Hani dindar olmayan birçok arkadaştan biz şunu duyarız: hadi İslam'ın hak olduğunu ispat et, işte mucize göster, inanayım. Bu bana o kadar çocukça geliyor ki, bana göre bir insan ölü dirilse bile Allah'tan vahiy aldığının kanıtı değildir bir dindar olarak. Bu bile bana kanıt gelmez. Ama etkilenir misin? Tabii ki de etkilenirsin. Eyvallah. İnsan dehşete kapılır falan. O ayrı bir şey. Ama şu an felsefi olarak düşündüğümüzde bunu kanıt olarak görmem. Onu demeye çalışıyorum. Şimdi dostlar, laf uzar gider tabii. Çok fazla şeyler söylemek icap eder. Söylenilir. Ben sadece yani her dindarın aynı sınıfta olmadığını söylemeye çalışıyorum. Her dindarın dinle alakalı tepkisinin de dine karşı getirilen eleştiriler karşı refleksinin de aynı derecede olmadığını söylüyorum. Dediğim gibi dine dair ne anlatırsan anlat, dine soğutamayacağın insanlar vardır. Oranları şudur ya da budur. Oran veremem, rakam veremem, bilemem. Bu bilimsel de değil zaten, kimse veremez. Ama bu bir vakadır. Bu aslında yapmış olduğumuz bu 3-4 sınıf insanları çevremizde görmekteyiz. Hatta bazen tek başımıza bile yıllar içerisinde bu 4-5 sınıfa dahil olabiliyoruz. 3 yıl A sınıfında oluyoruz, 5 yıl B sınıfında olabiliyoruz. Oluyor. İnsandır, insanız. Girizgah sözlerimde de söylemiştim. Değişebiliyoruz dostlar. Bugün tuttuğumuz takım yarın nefret ettiğimiz takım haline gelebiliyor. Bugün dindarsındır, yarın dinsizsindir. Bugün dinsizsindir, yarın ya aptalmışım yahu, ya bu dinde yaşanmaz mı diyerek dindar olabiliyorsun. Hepsini biliyoruz. Çevremizde var. Ya da bizler yaşıyoruz bu durumları. Neyse dostlar, lafımızı uzatmayalım. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.